Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tutuklu olduğu dönemde cezaevinin bahçesine helikopter pisti yaptırdığı iddialarını yalanladı ve onu yaptıran o dönemki Nazilli Belediye Reisi'dir dedi. Mehmet Ağar'ın Mübariz Vansimov'a yanıt olarak yaptığı bu açıklama üzerine ise Sedat Peker sosyal medyadan bir tweet serisi paylaştı ve Ağar'a sözlerini düzeltme çağrısında bulundu. Peker çağrıdan saatler sonra ise Ağar hakkında ağır iddialarda bulundu. Uyuşturucunun geldiği adres belli. Bu senemin sahibi Mehmet Ağar. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. 2-3 tane de mafya diktim. Kriminal bilinen narko ailesi. Hani? İfşaatına Mehmet Ağar'la başlamıştı. Sessizliğini yine onunla bozdu. Sedat Peker Ağar'ı suikastla suçladı. Bazı meseleler olduğunda zaman zaman hükümet devlet kanadıyla görüşmelerimiz olur. Suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Peker, basın danışmanı Emre Olur'un sosyal medya hesabı üzerinden eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Kıymetli dostlarım, bu bana yapılan operasyon derin devletimizin sayın başı olarak bilinen Mehmet Ağar. Azeri gazeteci Eynullah Fatullayev'e konuşan Ağar, Azeri iş insanı Mübariz Mansimov'un hakkındaki iddiaları ile ilgili konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı demişti. Konuşmayız, konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim, diğerlerini ciddiye bile almıyorum. İşte ben cezaevinde yatarken helikopter pisti yaptırdım. Yaptıran o günkü Nazilli Belediye Reisi'dir. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı. Hangi bir yalanı söyleyeyim? Çok. Bunun üzerine Peker Ağar'a bir kez daha derin devletin başı diyerek seslendi. Mübariz Mansimov'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker'i yalanladı diye haber yapmışlar. Bence bu işi düzelt. Yoksa akşama sanatçılardan daha kötü duruma düşersin dedi. Akşam saatlerinde de arka arkaya paylaşımlar geldi. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Olur'un hesabını kullanarak açıklama yapan Peker, Derin Mehmet dediği Mehmet Ağar'a Manila'dan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılarını niye söylemedin, Kutlu Adalı cinayetini, 90'lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın diye seslendi. Kusurumuz olursa bilerek değildir, hizmetin kendisinden kaynaklanan. Peker kendisine karşı bir suikast hazırlığının konuşulduğu bir zamanda Mehmet Ağar'ın Dubai'ye ortağı olduğunu öne sürdüğü, Fare Murat lakaplı Murat Boyracı'yı yolladığı iddiasında bulundu. Baktım gece saat 12 biraz geçe beni aradılar telefonla. Hayırdır merak ettim filan dedi. Peker'in iddialarına göre Tarık Ümit'in öldürüleceğini Mehmet Ağar biliyordu. Bunu da kendisine söyledi. Ayrıca FETÖ'den görevden uzaklaştırılan Aydın eski başsavcısı Ekrem Yiğit'i de Petkim'e Mehmet Ağar yerleştirdi. Peker'in iddialarına göre Fethullah Gülen Mehmet Ağar'a cezaevindeyken 7 kitap yolladı. Mehmet Ağar Fethullah Gülen'in yolladığı mektubu çerçeveletip duvarına astı. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Peker ayrıca Mehmet Ağar'ın uyuşturucu kaçakçısı Orhan adı belli cinayetinde de rolü olduğunu iddia etti. Paylaşımlarda Ağar'la Mübariz Mansimov arasındaki dostluğun bitiş nedeni Tolga Ağar'ın uyuşturucu kullanması ve bu nedenle Mansimov tarafından kovulması olarak anlatıldı. Peker ayrıca Tolga Ağar'ın Aydın Yenipazar cezaevinde yapılan helikopter pisti için Mübariz Mansimov'dan 50 bin dolar aldığını iddia etti. Tolga Ağar, Mehmet Ağar'ın oğlu, röportaj derin devletimizin başı, röportaj yapmaya gittim. Bana böyle böyle tacizde bulundu, tecavüzde bulundu. Hanımefendi şikayetinizi aldık. Siz doktora gidip bu konuyla ilgili yarın bir rapor alın. Tamam. Bu müracaatı alan kişi efendim böyle böyle sayın milletvekilimizle ilgili böyle bir şikayet oldu. Bu konuyla ilgili ben size döneceğim. Komutan. O komutan sonra daha büyük bir komutan. Ertesi günü nasıl olduysa 18 yaşında kız öldü. Kendiliğinden. Ya cıvıl cıvıl hayat dolu kız. Ya nasıl öldü? Bir gün evvel şikayet edip bir gün sonra öldü. Helikopterle kız alınmadı. Biz kız helikopterle
alındı demedik. Tolga Ağrı babası Mehmet Ağrı helikopterle aldırdı dedik. Kayseri'de 2020 yılında öldürülen iş insanı Orhan Adıbelli cinayetinde de Mehmet Ağar'ın parmağı olduğunu öne sürdü Sedat Peker. Derin devletimizin sayın başı olarak bilinen Mehmet Ağar. Ağar'ın İran vatandaşı Ahmet Nazari'yi Türkiye'de sakladığını, sonra da vatandaşlık verdiğini de öne süren Peker, geçen sene ben paylaşım yapmaya başlayınca ortalık karıştı diye onu Dubai'ye yolladın dedi. Marina, Bodrum'daki Marina. Ya sen devlet memuruydun, emekli oldun. Sen nasıl alabiliyorsun milyarlarca dolarlık yeri? Ama doğru, sen üstüne almadın. Peker geçmişteki ifşaatına Ağar'dan bahsederek başlamıştı. Onu derin devletin başı olarak nitelemişti. Ağar'ın Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'ya çöktüğünü iddia etmişti. İddialar üzerine Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar, Marina'nın yönetiminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Mansimov da Peker'in iddialarını doğrulamıştı.